Şeref Ali Celal, hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlar şu anda ucuz, niye pahalı? Aldığımız sattığımızda devamlı 5 tane inem vardı. 2 tanesine yemciyi verdim, 3 tane kaldı. Yani sata sata nereye kadar satışır bakalım. Allah hayırlı versin. Devlet bunda el koması lazım. Yani besle şu anda çok sıkıntıda yani. Buna bir şeyler yapılması lazım hükümet tarafından. Ben Çin'e Akçıoğlu'dan bir ol dönmez. Aşağı yukarı 30 senedir babamızdan bu mesleği yapıyoruz da beşicilikle uğraşıyoruz. Bu beşicilikten hiçbir randıman alamadık. Boyun zarar ediyoruz. Şu anda yemin çuvalı 50 milyon. Samanın kilosu 1 milyon 200 bin lira. Eti 13 bin liraya satıyoruz. Zorla satıyoruz. Keşen yok. Geliyor mezbahada adamlar peşin para deyip hayvan keseceğiz diyorlar. Paramızı ödemiyorlar. 42 tane dana mezbahada kaldı. Başka yere sattık etine. Ne oluyor bu hayvancılık? Böyle ben anlamadım gittim ya. 30 candan beri, 10 candan beri zarar ediyoruz boyu ya. Yetkililer bir buna... Yani bu samanı bir çözüm bulunmadı. 1 milyon 200 bin lira. Hala saman 1 milyon 200 alıyoruz kilosuna. Eti 13 milyonu satıyor. Zarar ediyoruz. 10 senede zarar ediyoruz. Çin'e Akçıoğlu'dan Akif Çayır. Ama Akçıoğlu'da 10 sene Beşiktaş Kooperatifi vardı. Onun başkanlığını yaptım. Aydın'da 10 sene Celal Paros'un yönetim kurulunu kaldım. Alsen'de şu andaki siyasi iktidarın ve şu an milletvekili olmayan Ahmet Ertürk Havancık Bölge Üst Birliği'ni kurdum. Artı daha Ecevit hükümeti dönemlerinden bugüne denk devamlı her yerde söylememiz rağmen az öncesi arkadaşlarımızın belirttiği gibi etin kilosu 13 bin lira, üretici üretiyor, kesici 13 bin lira kesiyor, tüketici 25 bin lira et diyor. Defalarca söylememize rağmen, sivil toplum örgütlerine oturalım masaya, gelin bunu bir çare bulalım dememize rağmen bir günden bir gün bu gündeme gelmedi ve getirmiyorlar. Şimdi üretici 13 bin lira, tüketici 25 bin lira, 30 bin lira, 35 bin lira et diyor. Aradaki yani rantçılar kazanıyor bu işe. Sayın Başbakan da bu hükümetin yani A'dan Z'si her şeysi dört dörtlük ama yaz tarım politikası sıfır. 3800 lira zeytinyağını alan yok. Yani ben bu işte hiçbir şey anlayamıyoruz yani ama soframız vardığımız zaman marketlerden aldığı zaman zeytinin mesela yarın kilosu 8000 lira, 7000 lira, 10000 lira. Ama bizim elimizdeki 3800 lira alan yok yani onda. Eti gelince aynı şekilde, yemi gelince aynı şekilde. Yani nereye gidecek bu vatandaş ya? Ben Akçıoğlu'da, ben efendim benim üreticim Taşlı'da üretmedikten sonra İstanbul'da apartmanda oturan vatandaş bunu yiyemez. Mümkün değil yemesi. Ama burada esnaf odalar başkanları, sanat konfederasyon başkanları hep masaya oturan gelsinler bizlerden çağırsınlar. Oturalım masaya hesabını kitabını yapalım. 120 kere oranlara verelim ona göre. Eğer tüketici 25 bin lira et diyorsan biz 18 bin lira et kesmemiz lazım. Eğer biz 13 bin liraya et veriyorsak tüketici de 18 bin lira etmesi lazım. Yani benim söyleyeceklerim bu kadardır. Bunun bir çare bulunması lazım. Yani 3 dönemden beri Mehdi Tarım Bakanı bir türlü değiştirilmedi yani. Sanki bu işi çok anlıyormuş gibi. Ben her zaman için söyledim. Eğer onlar bakanlık alıyorlar 10 milyar, 8 milyar bilmem kaç para. Bana simit versinler. Oturayım onların şeylerinde ranzalarında yatayım. Ama benim söylediklerim uygunlaşsınlar. Eğer bir sene içerisinde bu iş Türkiye düzelmezsen, ben hiç Türkiye'nin nüfusun %40 az çiftçi üretmezsen tüketici buna bulamaz yani. Devamlı ithal. Ya kendi çocuğumuzun üstü açıkken, karnı açken dışarıda ithal. Nedir bu ya? Evvela kendi çocuğumuzu doyuralım. Evvela kendi çocuğumuzu giydirelim arkasına. Benim söyleyeceklerim bu kadar beyefendi.